Merhabalar, ben iRacing. Yine yepyeni bir IMSA serisi videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıralama döndüm. 9. olarak başlayacağım. Benim için gergin bir yarış. Neden diye soracak olursanız, çok fazla sıralama döndüğüm yarışlar görmediniz şu ana kadar. Daha yeni yeni başlıyoruz sıralama dönmeye ve yarışın içindeki rekabetin içine dahil olmaya. O yüzden biraz gerginim. Özellikle Monza gibi bir yerdeyiz. İlk virajı olsun, bas stopları olsun, askeri isimli son bas stopu olsun. Hepsi birbirinden zor ve yorucu virajlar. Ki bu kadar kalabalığın içinde bu tarz bir yarışa girmek ve bu tarz bir yerde başlamak benim için çok korkutucu oluyor. Çünkü yavaş yavaş psikolojik olarak artık hani sürekli arkamdaki adam fren kaçıracak ve bana vuracakmış gibi hissediyorum. 21 tane LMDH aracımız var. 17 tane de arkamızda GT3 aracımız var. Bu da demek oluyor ki çok fazla geçiş görmeyeceğiz. GT3'ler açısından kafamız biraz rahat olacak. Çok fazla yoklar. Bakalım neler olacak. Ben de heyecanla bekliyorum efendim. Hep birlikte göreceğiz. Olabildiğince temiz ve güvenli yarışmaya çalışacağım ama tabii bunu yaparken aynı zamanda rekabetten de ödün vermemeye çalışacağım. Bu sefer çünkü rekabetin tam ortasındayız. Olmamız gereken yerdeyiz. Bakalım neler olacak efendim. Şimdi son düzlükteyiz. Virajı döndükten sonra yarışımız başlayacak. Safety car'ın çıkışıyla beraber gerginim açıkçası. Gerginim. Bakalım. Birkaç tur boyunca sessiz kalabilirim. Birkaç turun ardından yine sohbete muhabbete devam ederiz. Çünkü şu an benim için çok gergin bir yarış geçecek. Bakalım hep birlikte göreceğiz efendim. Bir yandan da şunu söylemek istiyorum. Forza Motorsports'u oynadım. Oyna diyen arkadaşlarımız vardı. Açıkçası hiç beğenmedim. Grafikleri optimizasyonu çok kötü geldi bana. Horizon'ın optimizasyonu çok daha iyi ve grafik kalitesi çok daha yüksekti. Artı olarak direksiyonla oynamak çok kötü, berbat bir his veriyor. Yarışımız başlıyor bir yandan. Motorsport konusuna geri döneriz. Şaka mıydı bu ya? Gerçekten yani. Abi durdu adam ya. İnşallah büyük bir hasarım yoktur yani. Adam durdu çünkü yani. Abi ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Pite mi girmeye çalıştı, bana yol vermeye mi çalıştı? Ne yapmaya çalıştığıyla ilgili hiçbir fikrim yok gerçekten. Umarım çok büyük bir sıkıntı olmaz aracım için. Her yerim sıkıntılı şu an. Abi araç dönmüyor ki. Araç dönmüyor. Araçta büyük sıkıntı var. Ben söyleyeyim yani. Araçta çok büyük bir sıkıntı var. Hissedilir derecede yüksek bir sıkıntı var. Araç dönmüyor şu an. Muhtemelen ön tamponum yok. Zaten kaput da yok abi. Baksana sağa sola. Kaput yok. Ön kaput yok abi. Baba kaputu çalmışlar. Ama yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Bakalım deneyelim ya elimizden geldiğince yine. Bakalım nasıl bitecek bu yarış. Hep birlikte göreceğiz. Büyük bir kaza yaptık. Yarışın daha başında kaputumuz koptu. O şekilde yarışmaya çalışıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. 5 incident'ımız var. Bir kazayla başladık yarışa. Evet durmuyor araç. Gidebildiğim kadar gidip sonra pite girmeyi planlıyorum. Pit penceresi açılır açılmaz pite gireceğim açıkçası. Hem düzlükte süre kaybediyorum. Hem virajlarda hem de yavaşlama konusunda süre kaybediyorum. Arkamdaki adam artık yanıma geçecek mi? Hah eyvallah. Abi çok büyük sıkıntıyla başladık yarışa ya. Anla ki. Ya çok güzel hayallerim vardı bu yarışla ilgili. Bu videoyu size de ulaştırmak istiyorum. Bunları da görün yani. Daha yarışın başında bu tarz kazalar meydana geliyor. Ve sıralamayı da bu yüzden dönmüyorum aslında.
Arkamdaki pilot off, direkt ala ala geliyor. Yani bu yarış böyle kötü geçecek. O kesin. Ben pite girene kadar, umarım pite girene kadar bir sıkıntı daha yaşamam. Evet, burada çok fazla viran kaçırıyorum. Onun da temel sebebi işte ön tarafın olmaması aslında. Ön tarafta bir aerodinamik basınç uyguluyor ve aslında fren yaparken ben ön tarafın daha çok yere basmasını sağlıyor bu taraf, ama ön tarafın olmayınca doğal olarak daha beter bir aerodinamiğe sahipsin ve araç beklediğin tepkileri vermiyor senden. Özellikle yavaşlama konusunda çok büyük bir sıkıntı çekiyorum. Daha yarışın başında bu gelmemeliydi başımıza. Kesinlikle gelmemeliydi yani. Bu adam da çok yavaşlıyor ya. Yani yol verme olayı da çok farklı arkadaşlar. Öyle yol verilmez yani. Eğer korkuyorsan 8. başlıyorsun, 7. başlıyorsun, tedirginsin ve daha geriden başlamak istiyorsun. Ya missed start yaparsın, yani grid tuşuna basmazsın. Şimdi grid'e oturmak için bir tuş geliyor. Grid'e oturuyorsun ve yarışa başlıyorsun. Eğer o grid tuşuna basmazsan yarış başladıktan sonra missed start'a basıyorsun ve bu sayede seni en arkadan ve pit yolundan başlatıyor. En geç sen başlıyorsun yarışa. Abi dönmüyor araç. Yok. Yok yani pite girmemiz lazım ama pit çok fazla zaman kaybettirir. Sadece benzin için girmek istiyorum. Olabildiğince dayanmam lazım. Pozisyon kaybetsem ne olur şu an yani. Çünkü herkes kaza yapmış. En azından bu pozisyonumuzu koruyabilirim. Eğer missed start yapamadıysan da bunun da yol verme adabı farklıdır. Yol vermek istiyorsan Monza'nın kocaman bir düzlüğü var abi. Bırak bir yarış başlasın. Tamam mı? Yarış başladıktan sonra biraz ilerle. En azından bir 100 metre, 200 metre ilerle. Ondan sonra 6. vitese geldin mesela. Yarım gaz yap. 7. vitese atma. Ben seni doğal yollardan geçeyim. Sen yolun ortasında bir yana frene basma yani. Ben onun öldürmek için kasıtlı yaptığını düşünmüyorum o hareketi. Çünkü kendi yarışı da bitti orada. Kendi yarışı zaten paramparça oldu yani. En az 3-4 kişiye daha çarpmıştır orada. Eğer hayatta kalmak istiyorsan ve yer vermek istiyorsan yapman gereken şey değil abi. Yapacağın şey şu. Tamamen ama yani. %100. Gideceksin 6. vitesteyken yarım gaz yapacaksın. Benim yol verişlerimi biliyorsunuz. Hepsi öyledir. Düzlükte yarım gaz yaparım. Adam beni geçeceğine inanır. Adam benden hızlı olduğuna inanır. Ve öyle geçer. Böyle değil yani. Ben kenara çekeyim, aman kimse bana vurmasın. Çok yanlış bir algı. Aslında kenara çekmeye çalıştığında yarış literatürünün tamamına aykırı bir hareket yapmış oluyorsun ve hem kendini hem etrafını öldürmüş oluyorsun aslında. Yaptığı şey çok mantıksızdı. Ama ne yapıyoruz? Moral bozmuyoruz. Gene de yarışımızı bitirmeye çalışacağız abi. Burada yeşile gelmeden önce fren yaparsam döner mi? Daha iyi dönüyor aynen. Yeşile gelmeden önce fren yapmak lazım artık. Çünkü kaputumuz yok, tamponumuz yok falan filan. Tabi bunların bir de tamiri olacak. Belki de bir dakika, iki dakika beni pitte bekletecek bu yüzden oyun yani. O da büyük bir sıkıntı. Fazla süre kaybettik. Çok arkaya düştük. Moralim biraz bozulmadı değil. Ama moraliniz bozulsa bile moralinizi yüksek tutacak başka bir şeyler bulmamız lazım. 20 araçlık gridde yine 15.yiz. En kötü 15. bitireceğiz gibi gözüküyor. Ekstra pite girmemize gerek yok çünkü aracımız tamamen ölmedi. Gidebiliyor. 1.40 atıyorum 1.36 atacağım yerde ama gene çok kötü bir sonuç değil. Öyle düşünmek gerekiyor yani. Daha büyük, daha kötü sonuçlar gelebilirdi başımıza yani. Çok şükretmemiz gerekiyor bazı noktalarda. Yoksa psikolojimiz alt üst oluyor ve daha beter bir hale düşüyoruz. Onu istemiyoruz abi. Psikolojimizin kötü olmasını kesinlikle istemiyoruz. En son Forza Motorsports'tan bahsediyorum. Arkadaşlar indirdim oyunu. Bu araçların aynısı var zaten. Cadillac olan versiyonu var. Yine GTP. Onu da sürebiliyorsunuz. Ama şimdi Moza ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence bütün araçlarla ilgili.
Bütün kullandığınız direksiyonlarda aynısı mevcuttur, aynı sıkıntı. Bir kere delaylı hareket ediyor. Ben burada sağa sola çevirdiğim zaman orada çok aşırı bir delay görüyorum. Yani aracı döndürdüğüm kadar dönmüyor o sırada. Benden yarım saniye sonra falan döndürüyor aracı. Bir de ayarlarını tutturması, ayarlarını oturtması, bütün ayarlarını yapması gerçekten bir ömür sürer. Çok saçma. Şu direksiyonu ayarlamak bile benim neredeyse bir saatimi aldı. Kaç derece olduğunu anlayamadım. 540 yapıyorum. Fazla dönmüyor, az dönüyor. 360 yapıyorum, fazla dönüyor. Ya dereceleri oturtamadık bir kere. Hani oyunla ilgili en büyük sıkıntılardan biri o. Bir de 900 derecelik araba kullanıyorsun. Subaru VRX STI mesela, yol arabası. 900 derecelik bir direksiyona sahip. O direksiyonda bile 360-400 dereceleri falan yapman gerekiyor. Hani bütün araçlarda aynı dereceyi kullanıyor ve büyük, aşırı bir şekilde gerçeklikten uzak bu ayarlar. Gün sonunda bakıyorsun sadece önden kayma var araçlardan, tapa gaz basıyorsun. LMDH araçlarından bahsediyorum özellikle. Bu aracı daha fazla deneyimledim orada. Bakıyorsun abi, gaza asılıyorsun, sürekli önden kayıyor sadece araç. Araç arkadan hiç kaymıyor. Halbuki öyle araçlar değil bunlar. Tamam, direksiyon kontrol var ama bir yerden sonra arkadan kaymaya da meyil ediyor aslında bu araçlar. Orada bir sıkıntı vardı. Grafikleri çok kötüydü. Forza Horizon'la kıyaslıyorum. Horizon'ın mükemmel bir optimizasyon ve mükemmel bir grafik kalitesi vardı. FPS'i de yüksek veriyordu. Yine 70 FPS, 80 FPS cayır cayır oynayabiliyordum benim sistemimde. Forza Motorsports'u indirdim abi. Görüntü leş ama hani öyle bir leş değil. Bayağı hiçbir şey gözükmüyor. iRacing'den daha kötü bir görüntü kalitesi var. Ki iRacing'in görüntü kalitesi kötü dersiniz ama bence oynanabilir seviyede ve izlenebilir seviyede kötü. Yani çok kötü diyemeyiz. Çok daha kötü grafik kalitesine sahip oyunlar var çünkü. 2008 yapımı bir oyuna göre muhteşem bir grafik kalitesine sahip bence iRacing. Dönüp baktığın zaman Forza Motorsports'ta gerçekten çamur, her taraf bulanık, yandaki tabelaları okuyamıyorsun bile. Öyle bir görüntü kalitesine sahipti. Ve ona rağmen oyun bana 50 FPS falan veriyordu, şaka gibi, çok komik. Hani oynamaya dayanamadım yani. Herhalde bir 40 dakika falan denedikten sonra Alt F4'ü koydum, oyunu sile bastım ve yok ettim abi oyunu. Size video çekmeyi bırakın, böyle 40 dakika dayanamadım bile oyunu. O yüzden videosu gelmeyecek. Buradan da duyurmuş olayım, normalde arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz istiyordu videosunu ama yapamam abi, ben o oyunun videosunu yapamam. Önce benim keyif almam gerekiyor bir şeyden, sonra sizle videosunu çekebilmem gerekiyor yani. Bu arada aracımızda bayağı hasar var. Bayağı süre kaybediyoruz. 1.40 sabit atabiliyoruz en fazla şu an. Çünkü virajlarda ekstra yavaşlamak zorunda kalıyoruz. Dönemiyor araç. Hem dönemiyor hem duramıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Birazdan pit'e gireceğiz. Bakalım günahımız neymiş, onu da öğreneceğiz. Muhtemelen bir 40 saniye 50 saniye ekstradan durduracaktır bizi en az. Umarım daha fazla durdurmaz. Yani birkaç pozisyon daha kaybedeceğiz gibi duruyor burada pit'e girdikten sonra. Bu tur değil, diğer tur pit'e gireceğim diye tahmin ediyorum. Yok, hala pit'e çağırmıyor bu arada. Bir tur daha beklememi istiyor galiba. Ama ana grubun tamamını geçeceğim ve tekrar pit'e çağrılacağım. Çok kötü olur ya. Şu an pit'e girsem bence yine de yarışın sonunu getiririm ya. Şöyle bir bakmak istiyorum. Kaç litremiz kalmış, kaç litre takviye yapacağız falan. Onu bir kontrol edeceğim ya. Düzlüğe gelelim, öyle kontrol edeceğim. Bakıyoruz 29 litre eklememi istiyor. 20 litrelik bir depo kalmış. Zaten 40 küsür falan olması lazım deponun tamamı. Bence girsek olur ya. Bence girsek olur.
burada birazcık hata yaptık. Off track aldık. 6. incident'ımız oldu. Bu yarış safety açısından bayağı kötü bir geçti. Kötü geçti. Onu söyleyebilirim. Pit'e giriyorum abi. Giriyorum. Pit'in zamanı geldi. Çünkü aracımız gidebilecek durumda değil yani. Araç kesinlikle gidebilecek bir durumda değil. Çok fazla zaman kaybettiriyor bana. Tur başına neredeyse 3-4 saniye kaybettiriyor. Ve bayağı bir sıkıntı var araçta. O yüzden pite girdim abi. Dayanamadım daha fazla. 1 dakikalık bir opsiyonel repair diyor. 1 dakikayı beklemek istiyorum açıkçası ben. Çünkü diğer türlü yarışım çok inanılmaz keyifsiz bir hal aldı. Acı çekiyorum. Acı çektiğim için de beklemek istiyorum bu dakikaları yani. 54 saniyemiz kaldı. Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ya. Ne olur ne olmaz. Çünkü diğer türlü çok daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız abi. Diğer türlü çok daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Zaten en fazla da 16. olabiliyoruz. Diğer araçların hepsi yarış dışı kalmış. Ya da kapatmışlar oyunu. Bilmiyorum yani. Komple kapatmışlar. Halbuki devam savaşabilirlerdi eğer araçları çok büyük bir sıkıntıda değilse. Abi kaybettik. Yapacak bir şey yok işte. Ben ne zaman sıralama atsam benim lanetim bu. Bu başıma geliyor. Ne zaman sıralama atsam benim suçum olmadan birileriyle bir temas yaşıyorum. Bazen de benim suçum da olabiliyor tabii ki. İlla hani karşı tarafın suçu anlamına gelmiyor bu durum. Ben de fark edebilirdim o adamın ekstra yavaş gitmeye çalıştığını, anlayamadım yani ne yapmaya çalışıyor dedim. Zaten birazdan pozisyona da bakarız yarış bittikten sonra. Şunun şurasında 20 dakika kalmış. Videonun sonunda o pozisyonu da bir gözden geçiririz. Hadi. Aracın çalışması biraz zaman aldı. Hadi bakalım. Bir turu yedik yani kafadan. Ön tarafta falan daha pite girenler olacak. Hepsi birer kere daha pit yapacak. İlk piti ben yapmış oldum. Ve yarış sonuna kadar pit yapmayacağım ama benim bir önümdeki araç bile pite girmek zorunda. Onun önündekiler de aynı şekilde pite girmek zorunda. Yani birazcık arayı kapatırsam eğer belki tekrar kovalama şansı elde ederim rakiplerimi yani. Bakalım aracımız tamamen tamir oldu. Tabi hala olumsuz etkiler olabilir aracın üzerinde. Örneğin bazen süspansiyon falan kırıyorsunuz. O süspansiyon tamir edilebilse bile yarış içinde sizin direksiyonunuz sağ veya sola doğru bakıyor kalabiliyor. Bu tarz sorunlar meydana gelebiliyor. Umarım aracımda sürü açısından veya fren açısından herhangi bir sıkıntı almamıştır. En önemlisi o açıkçası benim dönüp baktığım zaman durumuma. Kötü oldu açıkçası ya. Çok büyük keyifle ve çok büyük bir umutla girmiştim yarışa. Çok güzel sonuçlar alacağım diye düşünüyordum ama tatsız bir sonuç oldu. İşte abi her türlü sonuç burada mümkün. Moralinizi bozmayın da tekrar göstermiş ve size söylemiş oluyorum yani. Burada bir pit var. Mesela geçtik şu an. Şu an geçtik onu galiba. Yo geçemedik. Ne oldu? Ha turu yedim çünkü ben. Doğru ya. Doğru, biz onu unuttuk abi. Turu yedik. Sadece turumu geri almış oldum o araçtan ben galiba. Yanlış anlamadıysam. Aa çok kötü oldu ya. Talihsiz oldu yarış. Neyse. Gazlayalım bakalım. Olacakları göreceğiz birazdan. Yani şurada bir pozisyon kazanmak bile benim strateji açısından doğru hamleyi yaptığımı gösterir kendime. Mutlu olurum açıkçası.
Araçta hala bir sıkıntı olup olmadığını birazdan anlayacağız. Birkaç tur attıktan sonra. Yani görünürde bir sıkıntı yok. Hissiyatta da bir sıkıntı yok ama süre açısından kaybediyor olabilirim hala. Bir şeyler istediğimiz gibi olmadıysa ve kaybettiriyor olabilir. Bakalım kaç attık. Yani 1.37.59 attık. Süre açısından bir şey kaybettirdiğini düşünmüyorum açıkçası aracın bana şu an. Duramıyorduk az daha. En büyük sıkıntı da böyle yaşlarda zaten şu freni öğrenmek. Çok zaman alıyor. Ve girdi. 15. pilot. Bakalım yetişebileceğiz mi? Nereden baksanız pitin bir 20 saniye falan yakıt alacak. Bir 20 saniyede dur kalkı desek. Orada geçirdiği süre desek. 40 saniye falan kaybedecektir. Yetişip yetişemeyeceğimizi az sonra gireceğiz. Şu anda yakıt dolumu yapılıyor aracı. Muhtemelen birazdan kalkar. Gözüm bir yandan haritada onu seyrediyor. Şu an henüz kalkmadı. Muhtemelen geçeceğiz. Şu an kalkışını yaptı. Değil mi? Yavaş yavaş ilerliyor galiba yanlış görmüyorsam. Ama biz geçtik gidiyoruz abi. Yo ilerlemiyormuş. Hasar falan mı aldı acaba? O da olabilir. Hasar falan almış olabilir ya da lastik değiştiriyor olabilir. Lastik değişimi de nereden başlayacağız? Ekstra bir 20 saniye demek. LMD yaşlarda biraz zor değişiyor lastikler böyle bir gibi düşünmeyin. Daha pitten çıkamadı. Evet, 15. adımımızı attık. Tamam, güzel. Pitten çıkamadı. Muhtemelen hasar almış tekrar o araç. Onu söyleyebilirim. Yine kötü bir sonuç değil. Baktığınız zaman önümüzdeki araç kaçıncıymış? 17.ymiş. Bazı araçlara yetiştik bile diyecektim ama zaten tur bindirdiğimiz bir araçmış. Arkamdaki pilot. Mavi bayrak aldım. Geliyor. Yol vermek durumundayım. Bir dahaki düzlükte, askerimden sonraki düzlükte yol vereceğim. Şu anda yeterince ara var aramızda. Bir sıkıntı yaşamayız. Ha, bu adam ne yapıyor peki? Niye duruyor burada? Abi sen elimde yazsın. Gaza bassana. Gözünü seveyim. Burada biraz gaz kesiyorum. Adam beni geçiyormuş gibi hissetsin diye uğraşıyorum. Tabii dibime kadar yanaştı. Bu yanlış bir hamle aslında. Kaza bile gerçekleşebilir öyle durumlarda ya. Karşınızdakinin pingi varsa yapmamanız lazım aslında. Yarışın ikincisi şu an arkamda. Pitten çıktı. Tam o sırada geçtik biz onu. Buralar karışabilir biraz. Sola atabilir. Fren kaçırdım. Sıkıntı yok. Bir problem yok. Bu saniyeyi yediririz buraya zaten. Problem değil. Bu Porsche çok tehlikeli gerçekten yani. Bütün pistte böyle sağ sol yaptı abi. Tamam bir kaza yaptı. Sağ sol yapmana ne gerek var öyle? Hemen şımarma yani. Bu adamla niye burada atak deniyorsun abi? Gerçekten çok saçmasınız ya. Gerçekten yani. Abi orada öyle bir atak deniyor ki.
Ben virajımı dönmeye çalışsam bana patlatacak, öldürecek kendini, yemin ediyorum. Sonra ben suçlu olurum yani. Düzlükte geçemedin işte, bırak bir saniye kaybet yani. Zaten hızlıysan arkandaki adam seni uçarak şey yapamaz, geçemez yani, uçak kaça yani. Bir saniye kaybedersin, adam seni belki geçer maksimum, o da sanmıyorum geçebileceğini öyle bir pozisyonda. Hadi geçti diyelim. Sen zaten hızlıysan gene geçersin. Ama sen yavaşsan zaten geçileceksin o adama yani. Şu hamlenin hiçbir alemi yoktu yani. Sadece öldürmeye yönelik insanları bir hamleydi yani. Yine kalabalığın içinde kaldık. Bakalım. Kesin yine kaza olur da. Arkam bayağı kalabalık. Aynaya bakarsanız heyecanlanabilirsiniz bu arada. Yarışın dördüncüsü, beşincisi falan hep arkamda şu an. Tabii tur bindirildiğim için mavi bayrak sallanıyor ama burası F1 gibi değil arkadaşlar. Mavi bayrakta hemen yer vermenize gerek yok. Yeter ki güvenli şekilde yer verin yani. Tehlikeye sokmayın kimseyi. Burada çaktırmadan gaz kesiyorum. Çaktırmadan gaz kesiyorum. Adam beni geçtiğine inanıyor, anladın mı? Aslında mevzu orada o. Adam beni geçtiğine inanıyor ve temiz bir geçiş yaptığını düşünüyor. Ama ben fren yapsam sağa sola geçip adam benim rüzgarımı almaya çalışacak ve belki de arkadan bana vuracak yani. Ki böyle şeyler daha önce yaşadık yani. Elektör yakıyor arkamdaki rakip. Bunu görüyorum. Gaz kesiyorum şu an. Sadece gaz kestim bak. Sadece gaz kestim. Mavi bayrak altındayım. Adam selektör atıyor. Artık gelmiş dibime kadar yol vermem gerekiyor. Sadece gaz keserek verdim. Yol vermek böyle olur yani. İlk turdaki yol veren rakibi sakın örnek almayın ha. Bak duyuyorum laflarınızı, sakın. Tamam. Ya bu yarışta işte ilk 8'e oynarmışız, ben size söyleyeyim. İlk 8'miş benim hak ettiğim yer yani. İlk 8'in içinde bir yerde olurmuşuz. Çok net. Yazık oldu, yarışa yazık oldu. Sadece yarışın yazık olmasına üzülüyorum. Ya onun dışında üzüldüğüm veya kırıldığım ya da nefret ettiğim, sinirlendiğim en ufak bir şey yok. İnanır mısınız? Aksine şöyle düşünüyorum. Siz izleyenlerimize güzel bir tecrübe çıktı buradan. Yani birazdan göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Siz de bu tarz pozisyonların sürekli olabileceğini artık kafada ihtimal verip ona göre süreceksiniz yani, sürdüğünüz zaman en azından. Bütün yarış oyunları için bu geçerli bu arada.
İlk 7'ye çok net oynarmışız yani. Yani baktığın zaman. Birileri kaza yaptı bu arada. Oo, en sevdiğim. İki kişi daha kaza yaptı. İki pozisyon daha var arkadaşlar. Süper bir haber bu. Bu süper bir haber çünkü çok şey kaybettik. En azından bir şeyler kazanmamız lazım. Zarar neresinden dönersek kârdır biliyorsunuz. En azından az zararla kapatalım bu yarışı yani. Onu istiyorum şu an. İkinciye çıkmış durumdayız. Güzel. Mesela o GT3 dışarı açtı. Açtın ama etrafına bir bak. Farkında ol etrafında olup bitenlerden abi. Etrafında olup bitenlerin farkında olmadığı için az daha kaza yapıyorduk. Ben dikkat etmesem kaza yapardım. Bilerek gazlamadım orada. Dışarı açacağını tahmin ettim yani. Araç tabii ki sıfır gibi değil. 37'lerin altına düşemedik. Hiç 36'lara 35'lere düşemedik. Onun da temel sebebi dediğim gibi hani araçta kaza yaptık. Tamam tamir ettiler ama sıfır gibi olmuyor arkadaşlar gene de yani. İlk girdiğiniz andaki gibi olmuyor araç hiçbir şekilde. Bir dahaki düzlükte 6.ya yol vereceğiz. 1.nin daha bize yetişmesine çok var. 4 saniyelik bir fark var. Bu güzel bir haber. Altıncı bir hata yaptı. Biraz aramız açıldı. Bu düzlükte de yol vermem muhtemelen. Yani bir saniye kaybetmek istemiyorum şurada. Tamam belki kimse beni geçmeyecek veya kimseyi geçemeyeceğim ama belli olmaz. İleriden biri belki kaza yapar. Yani belki bu 2 saniye 3 saniye kurtarır hayatım yani. Arkamdaki araç iyice yaklaştı. Bir dahaki düzlükte yol vereceğiz. Sadece bir dahaki düzlüğe kadar şimdilik kaçıyorum ondan. Kafamız rahat. Sadece finish'e ulaşacağız. Çok fazla bir şey kaybetmedik. Hani 12 ay rating falan kaybediyorum. Hani bu kazaya rağmen 12 ay rating kaybetmek sadece benim için mutluluk verici tabii.
Hafif bir fren kaçırdık burada. Bakalım geçebilecek miyiz rakibimiz şurada. Abi geçtik gibi. GT3'ten daha kurtulduk. Yine virajda denk geldi tabii ama şaşırdık mı? Hayır. Son tura giriyoruz bu arada şu an muhtemelen. Süre şey bitti çünkü süre. Yavaştan son turu atacağız muhtemelen. En kötü bundan sonraki tur kontrol olur. Bu tur son turmuş, evet, tam tahmin ettiğimiz gibi. Yani şu saatten sonra önümdeki 11 aracın 11'i birden kaza yapsa bile o 11 bizden daha önde arkadaşlar. Artık geçme şansımız yok. O yüzden hani gazlamanın ritmeninde bir alemi kalmadı. Şu an alt F4 bile atsanız yarışınız 12. bitecek baktığınız zaman. Çünkü arka taraf sizi geçemiyor, ön tarafı geçemiyorsunuz. Zaten hayatınızda hiçbir şey değişmiyor. Ne yaparsanız yapın yani. O yüzden hiç kimsenin yarışını etki etmeden olabildiğince temiz şekilde son turumu bitirip kenara çekeceğim. Son turu bitirmemin amacı da şu. İstersen alt F4 atıp yarışı bitirebilirim şu an ama asıl amacımız safety rating'i biraz daha toparlamak. Sonuçta 6 incident aldım. Gün sonunda ne kadar çok viraj dönerseniz viraj başına size bir safety rating veriyor arkadaşlar. Incident'larla siz o aldığınız safety rating'i düşürüyorsunuz aslında. Yaptığınız şey bu. Yani ne kadar çok viraj dönerseniz o kadar karınıza. O yüzden dönüyoruz bu son virajı. Yani son turu. Yoksa başka bir ekstra katkısı yok bize şu an. Evet, yarış bitti. Yine 12. bitirmeyi başardık. Bu kadar başımıza şey gelmiş olmasına rağmen, bela gelmiş olmasına rağmen. Şimdi size asıl göstermek istediğim mevzu şu. İlk turda yaşanan mevzu. Bakalım nasıl bir şey yaşamışız. Rakibin gözünden bakalım. Belki ekstra farklı bir durum vardı. Bilmiyoruz sonuçta. Biz kendi gördüğümüz kadarıyla yorumladık ama rakibin kamera açısından da her şeyi görelim. Ne olmuş, ne bitmiş? Adam neden bunu yapmış abi? Bir bakalım ve gözlemlemiş olalım, yorumlamış olalım. Şimdi fareyi göremiyorum ha. Şimdi yarışın en başını aldım. Şöyle qualifier'ı geçiyorum. Ve yarışın ilk turu. Hadi bakalım. Bakalım neler olmuş olay. Çok tuhaf. Yani anlam veremeyeceğim kadar tuhaf arkadaşlar. Ne abi? Ne yapmış bu adam? Bir de kaçtığın tarafa kırmış direksiyonu. Abi ya bunlar. Ya aracımı çalıştıramadın. Ne yaptın? Pit speed limiter diyeceğim. 124 ile gidiyor. Pit speed limiter 80 kilometre saat. Hani yanlışla pit speed limiterini açsam belki öyle bir hata yapmış olabilirim diyeceğim ama öyle bir şey de değil. Bayağı. Bu panikle yol vermek istemek bu. Panik yapmış arkadaşımız ve yol vermeye çalışmış. Asıl unsur bu buradaki yani. Panik yapmış, yol vermeye çalışmış ve maalesef böyle bir sonuç elde etmişiz. Yani bu adamın aslında şunlar gibi biraz daha hızlanıp şuradaki sağ tarafa atsa kendini ve birazcık yavaşlasa, bak çok değil. Hani mesela orada biz giderek yüksek bir süratle ivmeleniyoruz. Diyelim ki 60 şiddetinden
ivmeleniyoruz. Şiddeti tamamen salladım. Öyle bir şiddet yok. Onu unutun. 60 şiddetinde ivmeleniyoruz. Yani tamamen sallamasyon. Sen de 50 şiddetinde ivmeleneceksin. Ben %100 gaza basıyorsam sen %90 basacaksın. Bize sanki biz seni geçiyormuşuz gibi hissettireceksin. Yol veriyormuş gibi değil. Böyle değil. Bu değil. Belki benzin almayı unutmuştur bu arkadaş. Öyle bir şey olabilir. Benzin yüzdesini falan hiçbir şeyini göremiyoruz bu arkadaşın ama. Benzin almayı unutmuş olabilir. Belki de pite girmek istedi ama bir tur sonra da pite girebilirsin benzin almıyor. Sen 3 tur hakkın var zaten. Qualify deposuyla girdiysen 3 tur atabiliyorsun yani. Görüyorsunuz arkadaşlar her an her şey her yerde meydana gelebiliyor. Ben sıralama yapmaktan bu yüzden korkuyorum. Ben yarışmaktan, milletle rekabet etmekten bu yüzden korkuyorum. Gelecekte bunların da çözümünü bulacağız. Ben bu durumu raporlayacağım. Muhtemelen ceza vermeyeceklerdir rakibi ama bir uyarı alır mutlaka bundan. Çünkü yaptığı hareket çok saçma ve hiçbir şekilde açıklanamaz bir hareket. Buradan bir hata şey alacaktır. Kazadan sonra ne olmuş? Ona da bakalım bu arada ya gerçekten. Bir kişi daha olmuş. İyi çok kişiyle kazaya karışmamış. Bir kişiyle kazaya karışmış ekstra olarak. Yani ben zannediyordum ki yarının yarısını götürmüştür falan diye düşünüyordum. Bir kişiyle kazaya karışmış. Bir sıkıntı yok. Arkadaşlar çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.